Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde mef'ulü mutlaklardan mastarın yerine geçen kelimelerle ilgili örnekleri inceleyeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Bismillah. İn tukridullaha kardan hasenen yuzaifhu lekum. Bakın burada tukridullaha karda. Bu iki kelime aradığımız mef'ulü mutlağımız. Bakın arkadaşlar, in tukridu fiilimiz. Bu fiilin mastar hali de mef'ulü mutlak hali de burada arkadaşlar. Mef'ulü mutlak. Peki bu nasıl bir mef'ulü mutlak? Arkadaşlar, bu fiilin isim mastar hali. Bu genelde sülasi fiillerden yapılır. Sülasi fiillerin mastar olarak gelir. Fiilin kendi mastarı değil arkadaşlar, fark ettiyseniz. Evet, mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati şeklinde söyleyelim. Bir de nevini söyleyecek olursak, ne çeşit bir mef'ulü mutlak? Hani adet mi bildiriyor, yoksa nasıl, ne şekilde olduğunu mu bildiriyor veya tekit için mi gelmiş? Bakın, nasıl bir gardan hasene demiş değil mi? Nasıl bir borç? Güzel bir borç, iyi bir borç manasında. Yani burada nevini bildiren mastar mef'ulü mutlak lin nev arkadaşlar. İkinci sorumuzda erşede şurtiyyu es-sa'iqa irşaden. Bakın, erşede irşaden. Erşede yürşedü irşaden. Direkt kendi fiilin mastarı gelmiş. Mef'ulü mutlağımız burada. Peki i'rabı nasıl yapılır? Mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati. Ne için gelmiş? Yani mef'ulü mutlak tekit için burada arkadaşlar. Erşede fiilini tekit ediyor. Sabran ya tullabu. Bakın burada fiili mahzuf, yani hasfedilmiş bir mef'ulü mutlak var. Normalde burası nasıl takdir edilir arkadaşlar, bir fiil takdir edecek olsak? Şeklinde ısbiru. Bakın, öğrenciler dediği için sabredin öğrenciler, sabredin çocuklar manasında ısbiru sabran ya tullabu şeklinde bir fiil takdir ederiz. Burası ne diyeceğiz? Mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati diyoruz arkadaşlar. Dördüncü soru, ve kafet el hafiletu merrateyni fit tariqi. Bakın burada merrateyni kelimesi, bu kelimemiz mef'ulü mutlaktır ve mastarın yerine gelmiş, mastarın naib olan kelimedir arkadaşlar. Peki irabı nasıl yapılır? Mef'ulü mutlak mensubun bil ya, neden? Tesniyenin irabında nasb ve cer alameti ye'dir. Bu adet bildiriyor arkadaşlar. Kaç kez durdu otobüs? İki kez manasında adet bildirdiğini söyleyelim. Beşinci sorumuz. La te'mel amele süfehâ'i. La te'mel fiilimiz amele. Bu fiilin mastar hali arkadaşlar. Yalnız dikkat edeceğimiz bir şey var. Muzaf olarak gelmiş. Neyi bildiriyor mef'ulü mutlak burada? Nasıl ve ne şekilde yapıldığını bildiriyor. Nasıl irap yaparız? Mef'ulü mutlak mansubun bil fethati zahirati diye. Altıncı sorumuz. Fazel la'ibu fevzeyni. Bakın, faze fiil, fevzeyni aynı fiilin mastarı arkadaşlar. Mef'ulü mutlak mansubun bil ya diyoruz. Yukarıda merrateyni vardı. Bakın, vegafe ile aynı bir kökten mastar değil. Bu adet bildirdiği için mastarın yerine gelmişti. Ancak altıncı soruda faze ile aynı kökten fevzeten kelimesi var. Fazenin mastarı. Evet, burada mef'ulü mutlak mastar olarak adet bildiriyor arkadaşlar. Mef'ulü mutlak mensubun bil ya. Yedinci soruya bakalım. Zülziletil ardu zilzalen. Bakın, zülzile zilzalen. Aynı fiilin mastarı halinde gelmiş. Burada ne ifade ediyor mef'ulü mutlak arkadaşlar? Tekit ifade ediyor. Mef'ulü mutlak mensubun bil fetha diyoruz. 8. Hazinel veledu ala ibnihi. Pardon. Hazinel validu ala ibnihi. Hüznen şedide. Hazine hüznen. Aynı fiilin mastarı. Nasıl gelmiş? Bir sıfatla gelmiş. Bu nasıl ve nevi, yani nasıl ve ne şekilde yapıldığını bildirdiği için mastar lin nev ya da mef'ulü mutlak lin nev şeklinde söylüyoruz. Mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati. Şediden nedir? Sıfat mensubun bil fetha.
9'a bakalım. Secettü lillahi secdeteyni. Allah'a iki secde yaptım. Secede fiilinin direkt aynı kökten mastar hali adet bildiriyor. Mef'ulü mutlak mensubun bil ya, neden ya dedik. Çünkü tesniyenin nasb ve cer alameti ye'dir. Şevraktü fil müsabakati küllel müşevraketi. Bakın burada külle kelimesi var. Kül, bazı, eyyü gibi kelimeler mastarın yerine gelebilen kelimelerdi arkadaşlar. Bunların ortak özelliği şu. Fiilin mastarına muzaf olarak gelirler. Bakın fiilimiz şarake. Bu fiilin mastarı nasıl gelir? Şarake, yüşariku, müşaraketen. Bakın müşaraketen mastar. Bu mastara muzaf olarak gelmiş. Küllel müşaraketi. Yani bu kül genelde mükemmeliyet ifade eder. Bu şekilde bunu mef'ulü mutlak olarak söylüyoruz arkadaşlar. Mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati diyoruz. 11'e bakalım. Fesübhanallahi hine tümsüne ve hine tusbihun. Allah'ı tesbih et. Ne zaman? Hine tümsüne ve hine tusbihun. Akşam olduğu zaman ve hine tusbihun. Sabaha ulaştığın zaman, sabah olduğu zaman. Bakın burada Sübhane kelimesi gelmiş. Bizim aradığımız mef'ulü mutlak burada. Bu mef'ulü mutlak arkadaşlar fiili hasf olmuş. Sebbih Sübhanallahi demek. Buraya bir fiil takdir edecek olursak sebbih demek. Yani tesbih et manasında. Allah'ı sabah olduğu zaman ve akşam olduğu zaman tesbih et manasında mana verir arkadaşlar. Bunun tekrar edecek olursak mef'ulü mutlak fiili mahzuf arkadaşlar. 12'ye bakalım. Etkana sani'u amelehu itkanen. Yapan kişi, sani'a demek üretici veya usta demek. Usta sağlam yaptı. Amelehu işini itkanen, sağlam bir şekilde. Yani burada ne var? Etkane fiiline bir tekit var. Mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati. Bu mef'ulü mutlak da tekit için gelmiş arkadaşlar. Evet, şuraya da tekit diyelim. On üçte ne var? Temşi es-sülahfâtü batî'en ve yecrî el-ernabu seri'an. Bakın burada tosba, yani kaplumbağalar, batî'en, yavaş yürür. El-ernabu, tavşanlar, yecrî'yi koşar, seri'an, hızlı koşar. Burada ne var arkadaşlar? Bunlar mahzuf bir mastarın sıfatı. Temşi'nin mastarı nedir? Meşyen batî'en demektir arkadaşlar. Yani öyle bir yürüme ki yavaş bir yürümeyle yürür. Burada ne var? Yecriyelerine bu da ceryen manasında. Yani burada mahzuf olan mastarın sıfatı olarak gelmişler bu mef'ulü mutlaklar. Bunlar mef'ulü mutlak oluyor arkadaşlar. Mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati şeklinde söylüyoruz. 14'te ne var? Sa'itu ba'da sa'yi. Biraz gayret gösterdim manasında. Bakın ba'da kelimesi gelmiş. Yukarıda kül kelimesi gelmişti. Bunlar fiilin mastarlarına muzaf olarak gelir demiştik. Bakın sa'a fiilinin mastarı nedir? Es-sa'yu. Bu fiile, daha doğrusu bu mastara ne olarak gelmiş? Muzaf olarak gelmiş. Bu mef'ulü mutlaktır arkadaşlar. Mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati şeklinde söylüyoruz. 15. soruya bakalım. Gumtu vukufen ve celestu ku'uden. Ne var burada arkadaşlar? Bakın game fiilinin mastarının eş anlamlısı vukufen olarak gelmiş. Evet, bu bunun mef'ulü mutlaktır arkadaşlar. Bakın celese fiilinin mastarının eş anlamlısı ku'uden gelmiş. Bu da bunun mef'ulü mutlaktır. Evet, celesenin mesela mastarı neydi? Cülûsen. Hemen yazalım şuraya. Bakın bu cülûsen kelimesinin eş anlamlısı ku'udendir. Bu şekilde mastarın eş anlamlısı başka bir mastar isim olarak fiile mef'ulü mutlak olarak gelebilir. 16. soruda bakalım. Tekelleme sadîkî kelâmen tayyiben. Bakın tekelleme ile kelamen kelimesinin babları farklı. Yani tekelleme fiili ile kelleme fiilinin babları farklı. Bunlara biz mastar isim diyoruz arkadaşlar. Bunlar genelde sülasi fiillerin mastarı olarak geliyorlar. Evet, tekelleme fiilinin mef'ulü mutlak kelamen kelimesidir. Mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati diyoruz. Bir diğer soru çeşidimiz ekmil el cümle ettaliyete bi mef'uli mutlakin münasibin merraten.
ve naibin anil mastar merraten ukra. Arkadaşlar burada bir sefer meful mutlak, yani kendi fiilinin mastarını getireceğiz. Bir kere de mastarın yerine geçen bir kelime getireceğiz. Evet, birinci örnekten başlayalım. Şeribtu eşyaye şurbeten. Bir kez içtim diye bu şekilde şeribenin mastarını getirebiliriz. Bir de buraya bu mastarın yerine geçecek bir kelime getirelim arkadaşlar. Merraten diyelim. Evet, merraten de bir kez demek. Bu şekilde de söylenebilir. يَحْتَرِمُ السَّغِيرُ الْكَب۪يرَ Küçük büyüğe saygı gösterir. Bu cümlemizde hemen يَحْتَرِمُ fiilinin mastarını getirelim. İhtiramen. Evet, bir kere de bu fiilin yerine geçecek bir kelime getir. Mesela buraya كَثِيرًا diyelim. Çok saygı gösterir manasında. Evet. Tabi ne diyeceğiz? يَحْتَرِمُ السَّغِيرُ الْكَب۪يرَ كَثِيرًا Yani bir bununla, bu kelimeyle kullanacağız, bir de bu kelimeyle kullanmış olacağız. Bu kelimeyle kullandığımız zaman fiilin kendi mastarıyla yapılmış bir mef'ul-i mutlağa örnek vermiş oluyoruz. Bu kelimeyle, kesiran kelimesiyle kullandığımız zaman, yahterimu es-sagiru el-kebira kesiran şeklinde kullandığımız zaman mahsuf bir mahsuf mastarın sıfatı olarak mef'ul-i mutlak söylemiş oluyoruz. Üçe bakalım. İn atafe sa'iqu ilel yemini. Şoför sağa yöneldi ya da sağa döndü. İn'atafe'ye kendi fiilinin mastarıyla getirelim. İn'itafen birincisi arkadaşlar. Bir de bunun yerine getireceğimiz bir kelime olsun. Yani mastarın yerine gelebilecek bir kelime. Mesela seriyan diyebiliriz. Hızlı bir şekilde sağa döndü manasında. Yani in'atafe sa'iqu ilel yemini seriyan. Bu da arkadaşlar mahsuf mastarın sıfatı olarak geliyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Dörde bakalım. Nezelel mataru el yevme. Evet, nezelenin mastarını getirelim arkadaşlar. Nüzulen. Bu şu manaya gelir. Evet, bugün sağlam, yani çok güzel yağmur yağdı manasında. Bir de bu mastarın yerine gelen bir kelime getirelim. Buraya da kesiran diyebiliriz arkadaşlar. Fark ettiyseniz mef'ul-i mutlaklar bu şekilde nekre oluyor ve mansup oluyor. Sonraki soru. İstakbelel musalli el kıblete. Namaz kılanlar kıbleye yöneldiler. İstikbalen. Evet, istikbalen. Bu fiilin kendi cinsinden yapılmış bir mastar. Mesela şöyle diyebiliriz. Ehsene istikbalen. Yani çok güzel bir yönelişle. Burada da ahsene kelimesini kullanmış olduk arkadaşlar. 6'ya bakalım. Ve kafna fil mahattati vukufen. Evet, bu şekilde durakta gerçekten durduk manasında. Buraya arkadaşlar iki kez manasına gelen merrateyni getirebiliriz. Merrateyni. Evet, durakta iki kez durdum manasında. Bakın, merrateyni kelimesi mastarın yerine geçen naibi anil mastar şeklinde söylenebilir. 7'ye bakalım. Yecibu en tümarise lügate. Dile daha fazla çalışman gerekiyor. Evet, burada arkadaşlar en tümarise kelimesinin mastarını mümaraseten şeklinde getirebiliriz. Evet, buraya arkadaşlar kesiran getirebiliriz. Kesiran niçin kullanıyorduk? Mastarı mahzuf bir sıfat olarak kullanıyorduk arkadaşlar. Dile çok çalışman gerekiyor şeklinde mastarı mahzuf bir mastar yerine geçmiş mef'ul-i mutlak getirebiliriz. Yani kendisi mümaraseten şeklinde fiilin tümarise fiilinin mastarını getiririz ya da bu şekilde kesiren mastarı mahsuf sıfat getirebiliriz arkadaşlar. 8'de ne var? Secede el muslimu lillahi secdeten. Evet. Secede el muslimu lillahi secdeten. Müslüman Allah için
bir kez secde etti. Mana bu. Evet, bakın secdenin kendi masları arkadaşlar. Bir de buraya da merrateyni diyebiliriz arkadaşlar. İki kez secde etti manasında. Mesela bir rekatta iki kez Allah için secde etti diye söylenebilir. Bu da merrateyni kelimesi de masların yerine geçen naibu anil mastar olur. 9'da ne var? Qara'tu hazihil kıssate qara'enin mastarını getirebilirsiniz arkadaşlar. Qıraeten gerçekten okudum. Merrateyni aynı şekilde iki kez okudum. Merratin çok kez. Merratin diyelim arkadaşlar. Çok kez demek. Yani merratin, merraten, merratani, merratin. Evet, çok kez bu hikayeyi okudum. Ona bakalım. Gâbele et-tâlibu estigâ'ehu mukabeleten. Bu şekilde söylenebilir. Bir de eftalel mukabeleti şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani masların yerine geçen kelime olarak eftalel mukabeleti en güzel karşılamayla, en üstün karşılamayla şeklinde manasına gelir. Buradaki eftale kelimesi mef'ulü mutlak olur. El mukabeleti de muzafun ileyh olur arkadaşlar. Sa'itu ilel fevzi sa'yen. Mesela diyelim ki başarıya gayret ettim, başarmaya gayret ettim diyor. Sa'yen kelimesi direkt kendi fiilin mastarı olarak gelir. Kesiran'da arkadaşlar bu mastarın yerine naib anil mastar şeklinde getirilebilir. 12'de ne var? İhris ala rıza ala rızallahi. Evet, Allah rızası için çalış ya da Allah rızasına gayret et. Buraya hirsan şeklinde söylenebilir. Hirs Türkçe'de kullanılan kelime arkadaşlar. Arzu, hırs, istek manasında. Evet, ihris ala rızallahi kullel hirsi diyebiliriz arkadaşlar. Evet, buradaki kül kelimesi meful mutlak oluyor. Hirs kelimesi de muzafun ileyh oluyor. Bu alıştırma çeşidimizde arkadaşlar اَعْرِبْ الْكَلِمَاتِ اللَّتِي تَحْتَهَا خَطْ فِي الْجُمَلِ التَّالِيَةِ. Cümlelerde altı çizili kelimelerin iraplarını yap diyor. Şimdi birinci cümleden başlayalım. دَرَبْتُ اَتْطِفْلَ عَسَنْ. Bakın darabe fiil, tü fail, اَتْطِفْلَ مَفُولُ بِهِ arkadaşlar. Sonraki asan kelimesi de darabe fiilinin mastarının yapıldığı alet. Biz buna aletül mastar diyoruz. Mef'ulü mutlağın yerine, daha doğrusu mef'ulü mutlak olarak gelecek mastarın yerine naib olarak gelen kelimelerden bir tanesidir. Mef'ulü mutlak mansubun bil fethati zahira. İkiye bakalım. Üzkürullâhe kesîran. Bakın burada ne var? Mastarı mahzuf olmuş bir sıfat var. Kendisi mef'ulü mutlaktır arkadaşlar. Burada ne vardı eski, yani takdir edecek olsak üzkürullâhe zikran kesiran şeklinde mef'ulü mutlak olacak mastarı buraya yazmamız gerekir. Peki hocam kesiran nedir burada? Arkadaşlar mef'ulü mutlaktır. Biz bunlara ne diyoruz? Mastarı mahzuf sıfatlar. Kendisi mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati diyoruz. 3'e bakalım. Dürtü havlel hadikati devrateyni. Bahçenin etrafında iki kez döndüm. Bakın dâra yedûru. Dâra fiil-i mazi mebniyün alessükûn. Tü fa'ilun. Ne, nasıl fa'il arkadaşlar? Zamirun mutfasilun mebniyün. Fi mahalli raf fa'il. Hadikati kelimesi havleden sonra geldiği için muzafun ileyh mecrurun bil kesra. Devrateyni kelimesi de devra kelimesinin mastarı olarak mef'ulü mutlak geldiği için mansup diyoruz. Mef'ulü mutlak mansubun bil ya li'ennehu tesniye.
Rameytu el kurate merrateyni. Rama fiil arkadaşlar. Fiil fail. El kurate mef'ulun bih. Evet, mef'ulun bih. Peki merrateyni ne demek? Bakın ne fiile benziyor, değil mi? Yani bu ancak bize adedi de bildiriyor. Demek ki mastarın yerine naip olarak gelen bir kelime merrateyni mef'ulü mutlak diyoruz arkadaşlar. Biz buna mastarın yerine gelmiş sayı bildiren kelime diyoruz. Mef'ulü mutlak mansubun bil ya. Beşinci soruya bakalım. Cera eşşurtiyyu vera'el lissi adven. Bakın burada cera ile adven eş anlamlı gelmiş arkadaşlar. Koştu demek. Cera'dan sonra gelen fiil fail olarak gelmiş arkadaşlar. Cera fiilimizden sonra failun merfu'un ve alametur raf'i ez-zamme ez-zahira. Adven kelimesi de mastar. Neyin mastar arkadaşlar? Cera, ceryen mastarının eş anlamlısı. Mef'ulü mutlak diyoruz arkadaşlar. Mef'ulü mutlaklar bazen fiilin mastarının eş anlamlısı olarak bu şekilde gelebilir. Mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati şeklinde. 6. E'lenet el hukumetu el habera hamse merratin. Evet, burada ne var? Bakalım hemen inceleyelim arkadaşlar. El hukumetu fa'ilun merfu'un ve alametur raf el zamme el zahira. Hamse kelimesi mef'ulü mutlaktır arkadaşlar. Nasıl bir mef'ulü mutlak? İ'lanen mahsuf olan mastarın sıfatı olarak gelmiş. Hamse aynı zamanda mümeyyezdir. Bunun temyizi de merratin şeklinde gelmiştir. Merratin kelimesi ne diyeceğiz? Temyiz mansubun bil kesra. Li'ennehu cemi müennes salim. Biliyorsunuz cemi müennes salimin nasb ve cer alameti esredir. Evet, buraya mef'ulü mutlak diyoruz. Buraya da temyiz diyoruz arkadaşlar. 7'ye bakalım. İntezartu estigai tavilen. İntezartu fiil fail arkadaşlar. Estigai kelimesi mef'ul. Ancak nasıl mef'ul? Mef'ulün bih olan mef'ul. Buradaki irab nasıl yapılır? Mef'ulün bih. Evet, mütekellim yası bitişen kelimeler biliyorsunuz okunabilmesi için esre alıyorlardı. Estigai, onun için estigai dedik. Peki bu mef'ulün bih'in irabı nasıl olur? Mef'ulün bih mansubun bil fethatil mukadderati diyoruz arkadaşlar. Mütekellim yasına bitişen kelimeler takdiri irab alırlar. Tavilen kelimesi mef'ulü mutlaktır. İntizaran tavilen diye buraya arkadaşlar bir mastar takdir edebiliriz. Bunu nasıl söyleyeceğiz? İntizaran tavilen. Mahsuf mastarın sıfatı şeklinde gelmiş. Mef'ulü mutlak arkadaşlar. Evet, burası mef'ulü mutlak diyoruz. 8. soruda Yahya el müştehidu hayaten kerimeten şeklinde. Yahya hayye mazi fiilinin muzari formu arkadaşlar. Başında herhangi bir nasb ve cezm alameti yok. Fiil-i muzari merfu'un bi dammetin mukadderatin diyoruz. Evet, hayaten kerimeten. Hayye kelimesinin nesi? Mastarı, değil mi? Evet, mastar mef'ulü mutlak olarak gelmiş. Mef'ulü mutlak mansubun bil fethati zahirati. Kerimeten nedir? Kerimeten de sıfattır arkadaşlar. Sıfat mansubun bil fetha. Hazara ellezî ketebe etterse kitabeten sahihat. Dersi doğru bir şekilde yazan geldi. Burada ellezî ismi mevsul. İsim mevsuller mebnidir arkadaşlar. İsim mevsul mebniyün ale sükun. Hangi konumda gelmiş? Hazaradan sonra fail konumunda gelmiş. Sonra gelelim kitabeten kelimesine. Bakın ketebe fiilinin mastarı olarak gelmiş. Mef'ulü mutlak arkadaşlar. Peki bu mef'ulü mutlağın irabı nasıl? Mef'ulü mutlak mansubun bil fethati zahirati. Peki bu mef'ulü mutlak neve için mi gelmiş? Adet için mi gelmiş? Tekit için mi gelmiş? Bakın arkadaşlar, sıfat tamlaması veya isim tamlaması yani muzaf olarak veya mevsuf olarak geldiklerinde bunlar nevi bildiriyordu. Mastar ya da mef'ulü mutlak lin nevi şeklinde söylüyorduk. 10. soru hinema ra'aytul esede khiftu khaufan şediden. Bakın khiftu khaufan mef'ulü mutlak arkadaşlar.
Mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati şediden kelimesi de sıfatıdır. Peki el esed nedir? Ra'aytu fiil fail. El esede kelimesi de mef'ulün bih'tir. 11. soruya bakalım. Zürtü Mekke'te ziyareteyni. Mekke'yi iki kez ziyaret ettim diyor. Zara kelimesinin mastarının adet bildiren hali. Mef'ulü mutlak arkadaşlar adet bildiriyor. Mef'ulü mutlak mensubun bil ya. لِأَنَّهُ tesniye. 12'ye bakalım. يَمْشِي اَخِي مَشْيَ السُّلَحْفَاتِ Kardeşim kaplumbağanın yürümesi gibi yürüyor. Yani kaplumbağa gibi yavaş yürüyor manasında söylemiş. يَمْشِي'nin faili اَخِي arkadaşlar. Nasıl ilaf yaparız? فَاِلٌ Bu kelime neye bitişmiş? Mütekellim yasına bitişmiş. Esma-i Hamse'den olan bir isim mütekellim yasına bitişince harekeyle ilaf alır. Takdiri bir harekeyle. Evet, mütekellim yası bitiştiği için fa'ilun merfu'un bi zammetin mukatteratin diyoruz. Meşye kelimesi de meşa kelimesinin mastarı mef'ulü mutlaktır arkadaşlar. Meşye mef'ulü mutlak mansubun bil fethati zahirati sülahfati kelimesi de muzafun ileyh mecrurun bil kesrati diyoruz. Sefera ebi tavilen. Bakın buradaki sefera fiil. Nasıl fiil? Mazi fiil arkadaşlar. Mazi fiil nasıldı? Fetha üzere mebniydi. Fiilü mazi mebniyün alel feth. Tavilen kelimesi de mahsuf bir mastarın sıfatı olarak gelmiş. Seferan tavilen şeklinde olacaktı. Burada sefer kelimesini yani seferanın mastarını düşürmüşüz. Tavilen kelimesi mef'ulü mutlak olarak gelmiş. Mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati diyoruz. 14. soru darabtül hisane sevtan. Burada kırbaç demek arkadaşlar. Darabe fiil, tü fail, el hisane mef'ul, bih mensup. Buna mef'ulün bih diyoruz. Bu da mef'ulü mutlak oluyor arkadaşlar. Neden mef'ulü mutlak? Bu darb işini yani darabenin mastarı olan darben mastarının aleti. Yani aleti mastar şeklinde söylüyoruz. Mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati diyoruz arkadaşlar. 15. soruda uhibbu ummi kullel hubbi. Annemi yani bütün sevgimle seviyorum manasında. Külle şeklinde gelmiş. Mef'ulü mutlak arkadaşlar. Peki ümmi kelimesi nedir? Uhibbu fiil. Aynı zamanda da bu fiilin faili. Ene var içinde. Evet fail ene. Seven kim ben? Ümmi o zaman ne oluyor? Mef'ulü bih oluyor. Külle kelimesi de mef'ulü mutlak oluyor. Hubbi kelimesi de muzafun ileyh mecrurun oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada naib anil mastar yani mastarın yerine geçen kelimelerin mef'ulü mutlak olan kelimelerle ilgili örneklerimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.